Merhaba arkadaşlar, diğer bir dersimize geldik. Şimdi bir anket formu yapacağız. Bunun altına ayrı bir alan daha yapacağım. Buraya anket formu olacak bu da. Bakalım. Şimdi radyo butonları ve labellerle yapacağız. Labellerle labelin yazısına tıkladığımızda radyo butonu seçmiş olacağız. Label neydi? Etiketlemek. Yani bir isimlendiriyoruz. Bu isimi seçince veyahut da göstermek için kullanabiliriz labeli. Yani P takımı değil de labeli de gösterebiliriz. Ancak hani direkt birbirini karşılamaz tabii ki. Böyle söyledim ancak. Birbirini özelliklerini karşılamaz bunlar. Anket formu için bir başlık verdim. H4 tabiyle. Label alanı. Bakın. Ondan sonra labelin yazısı seçenek 1. Labelin içerisinde input alanı. Tipi radyo. İsmi anket. Değeri seçenek 1. Biz bunu çoğaltacağız. Şunu değerlerini değiştiriyoruz. Çünkü bunları post ettiğinizde farklı değerlerin gitmesi gerekiyor. Tabi şu anda böyle post işlemi yapmayacağız. Biz sadece görsel tasarım yapıyoruz şu anda. Şunu 2 yapalım. Görmek açısından. Bunun özelliği neydi? Bir tanesini seçtiğimizde diğeri pasifleşiyor. Yani bakın. Görüyor musun? Birini seçtiğim zaman otomatik, yani burada 5 tane seçenek var. Sadece bir tanesini gösteriyor. Sana biraz çeki düzen verelim. Neydi bu? Dim. Şuraya ID verelim. ID anket, div tabimizde anket dedik. Şöyle yazıverelim. Anket alanımızdaki ney? Labellerimiz. Buna biz display blok verirsek alt alta sıralanması gerekiyor. Ne yaptık? Display normalde bunun özelliği inline. Ne yaptık biz? Blok ile tek satır halinde yer almasını sağladık. Ne oldu? Bu tek satır yer kapladığı için haliyle diğeri bunun altına geçmek zorunda kaldı. Bir de buna buton koyalım. Input. Tabi yine form alanı olduğu için buna bir form tagı açmadık. Submit name ve anket gönder volume volume oyuncu gönderin diyelim. Bu da text olsun. Ve tıkladığımız zaman buradaki seçtiğimiz şey hop gidecek. Tamam, şimdi anket formu dedik ya, buraya hiç form açmadık. Formlarını açtık. Nerede kapatacağız? Butondan sonra kapatacağız. Forma da bir name özelliği verebiliriz. Anket bize JavaScript veya jQuery kullanırken oradan submit yapmak istersek çok daha kolay bir şekilde formlarına ulaşıp jQuery JavaScript aracılığıyla submit işlemi yapabiliyoruz. Metot yine post ne olsun, action action nereye olsun, anket php, anket php'ye gitsin. Bunları ileride değiştirebiliriz. Daha şu anda böyle bir dosya yok tabii ki. Şuradan sayfayı yenileyelim. Bak, seçtik. Tıkladığım zaman anket php'ye girecek. Tabi öyle bir sayfa o yok. O yüzden gitmedi. Gitti ama bulamadı. Şimdi anketimizi yaptık. Bir de şu başlıklara biraz özellik verelim. Burada neydi? H4. Bunlar bakın farklı ID'ler içerisinde. Ama bunlar neydi?
kontentlerden sol taraftaki alanın içerisindeki H4. Buraya H3 yazmışız. Bunu da H4 yapalım. H4 User Login Form Table input alanlarını yazmışız. H4 başlıklarına ne yapalım? Background olur. Şöyle yeşil bir şey olsun. Bakalım. Neden böyle oldu? Öge ile diyoruz. Table içerisinde mi yaptık acaba? User login from content left. Content left içerisindeki H4. Kaydetmedik herhalde. Bakalım. Burada H3 gözüküyor. Bunlar H4 gözüküyor. Evet, kaydetmemişim. Şimdi sayfa yeni diyelim. Evet, geldi. Şimdi buna bir de padding verelim ki biraz yazıyla kenar arasında mesafe artsın. 4 piksel mesafe verelim. Gördüğünüz gibi daha hoş oldu. Şu az önce yazıyı sola yaslamıştık. Bunu ortaya alalım. Bakın burada text line left diyor ya. Buradan kaldırınca da gözleyebiliyoruz bakın. Neredeymiş? 67. satırdaymış. Gelelim. Burada text line bakın buradaymış. Kaldırdık. Ne oldu? Yazılarımız ortalandı. Text transform vardı. Şöyle text transform kapitalize dersek baş harflerini büyük yapar. Bakın. Normalde bu büyük mü? Bakalım. Mesela mesajlar diyor. Profili P'yi küçük yapalım. P'yi de küçük yapalım. Diğer profil güncelledeki P büyük olsun. Bakın sayfaya geldiğimizde yeniliyoruz. Hepsinin baş harfini büyüttü. CSS üzerinden yazıları büyütebiliriz. İstersek hepsini büyütebiliriz. Uppercase. Bakın burada küçük harflerin hepsini büyük harflerle yazacak. Bunu da göstermiş olduk. Kapitalize, kapitalist daha uygun olduğunu düşünüyorum. Anket formu giriş yapmanız, şifremi unuttum. Anket formu. Anket formunun arka planına bir renk atalım. Renklerle ilgili hiçbir düşüncem yok. O kısmı siz yaparsınız. User login form anket. Sadece anketle ilgili açmış mıyız, açmamışım. Tamam, şöyle de anında onu açalım. Şöyle değişik bir renk olsun buna. Böyle bir şey. Anket, label. Anketin içerisindeki label demiştik. Bunların içerisine bir margin button 2 pixel dersek ne olacak? Bu miktarda böyle arasında boşluk artacak. Başka ne yapabiliriz? Renk değiştirmeyi gösterdim. Arka plan rengi. Yani yazıların büyütülmesi, küçültülmesi. Bakalım kodlardan. CSS ile içten boşluk verme, dıştan boşluk verme, mesafe verme yani. Text decoration ile yazının altında çizgi olup olmaması durumunu gösterdim. Alt satıra kaymayı gösterdim. Yani sayfanın otomatik içermesini gösterdim. Sağdan ve soldan sayfanın noktalanmasını gösterdim. Genişliği gösterdim. Kenar rengi verme. Yükseklik. Arka plan rengi. Listelemelerde liste maddenin getirilmesini gösterdim.
display'i anlattım. Dediğim border radius, not, başka font weight, bold, underline mesela neresi inşallah menü uleli a. Mesela şunu underline dersek ne olur? Bir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü menü içerisindeki A'ları altına çizledim. Underline diye bir özellik yok muymuş? Font, weight, boulder. Boulder varmış, lighter varmış. Neyse bold kalsın. Yani bu daha bir özel yapı ama şuradaki A vardı. Bu A harfiyle ne yapıyor? Direkt A, her taraftaki A, hep bütün A'ları, A taglarını seçiyor. Bu ise sadece menünün içerisindeki U, L, L, A, L'nin içerisindeki A taglarını seçiyor. Bugün bu kadar arkadaşlar. Anket formu, radyo butonu ve labeli gösterdim. Butonu zaten anlatmıştım. Bir daha gidersin inşallah. Konuşuruz. Merhaba arkadaşlar. Diğer bir dersimize geldik. Şimdi bir anket formu yapacağız bunun altına. Ayrı bir alan daha yapacağım. Buraya anket formu olacak o da. Bakalım. Şimdi radyo butonlar ve labellerle yapacağız. Labellerle labelin yazısına tıkladığımızda radyo butonu seçmiş olacağız. Label neydi? Etiketlemek. Yani bir isimlendiriyoruz. Bu isimi seçince veyahut da göstermek için kullanabiliriz labeli. Yani P takımı değil de labelde de gösterebiliriz. Ancak hani direkt birbirini karşılamaz tabii. Böyle söyleyelim ancak. Birbirinin özelliklerini karşılamaz bunlar. Anket formu için bir başlık verdim. H4 tabiyle. Label alanı. Bakın. Ondan sonra labelin yazısı seçenek 1. Labelin içerisinde input alanı. Tipi radyo. İsmi anket. Değeri seçenek 1. Biz bunu çoğaltacağız. Şunu değerlerini değiştiriyoruz. Çünkü bunları post ettiğinizde farklı değerlerin gitmesi gerekiyor. Tabii şu anda böyle post işlemi yapmayacağız. Biz sadece görsel tasarım yapıyoruz şu anda. Şunu iki yapalım. Görmek açısından. Bunun özelliği neydi? Bir tanesini seçtiğimizde diğeri pasifleşiyor. Yani bakın. Görüyoruz mu? Birini seçtiğim zaman otomatik, yani burada 5 tane seçenek var. Sadece bir tanesini gösteriyor. Ama biraz çeki düzen verelim. Neydi bu? Dim. Şuraya ID verelim. ID. Anket. Div tabimizde anket dedik. Şöyle yazıverelim. Anket alanımızdaki ney? Labellerimiz. Buna biz display blok verirsek alt alta sıralanması gerekiyor. Ne yaptık? Display normalde bunun özelliği inline. Ne yaptık biz? Blok ile tek satır halinde yer almasını sağladık. Ne oldu? Bu tek satır yer kapladığı için haliyle diğeri bunun altına geçmek zorunda kaldı. Bir de buna buton koyalım. Input. Type. Tabii yine form alan olduğu için buna bir form tagı açmadık. Submit name. Anket. Convert. Oyuncu gönderin diyelim, bu da text olsun. Ve tıkladığımız zaman buradaki seçtiğimiz şey hop gidecek. Tamam, şimdi anket formu dedik ya, buraya hiç form açmadık. Formlarını açtık.
Nerede kapatacağız? Butondan sonra kapatacağız. Formada bir name özelliği verebiliriz. Anket, JavaScript veya jQuery kullanırken oradan submit yapmak istersek çok daha kolay bir şekilde formalarına ulaşıp jQuery JavaScript aracılığıyla submit işlemi yapabiliyoruz. Metod yine post ne olsun? Action. Action nereye olsun? Anket PHP. Anket PHP'ye gitsin. Bunları ileride değiştirebiliriz. Daha şu anda böyle bir dosyalar yok tabii ki. Şuradan sayfayı yenileyelim. Bak seçtik. Tıkladığım zaman anket PHP'ye girecek. Tabii öyle bir sayfa o yok. O yüzden gitmedi. Gitti ama bulamadı. Şimdi anketimizi yaptık. Bir de şu başlıklara biraz özellik verelim. Burada neydi? H4. Bunlar bakın farklı ID'ler içerisinde. Ama bunlar neydi? Content left'ten sol taraftaki alanın içerisindeki H4. Buraya H3 yazmışız. Bunu da H4 yapalım. H4. User login form table input alanlarını yazmışsınız. H4 başlıklarına ne yapalım? Background color şöyle yeşil bir şey olsun. Bakalım. Neden böyle oldu? Öğeyle ne diyoruz? Table içerisinde mi yaptık acaba? User login form content left. Content left içerisindeki H4 kaydetmedik herhalde. Bakalım. Burada H3 gözüküyor. Bunlar H4 gözüküyor. Kaydetmemişiz. Şimdi sayfayı yenileyelim. Evet geldi. Şimdi buna bir de padding verelim ki biraz yazıyla kenar arasında mesafe artsın. 4 piksel mesafe verelim. Gördüğünüz gibi daha hoş oldu. Şu az önce yazıyı sola yaslamıştık, bunu ortaya alalım. Bakın burada text align left diyor ya, buradan kaldırınca da gözleyebiliyoruz. Bakın neredeymiş? 67. satırdaymış. Gelelim burada text align, bakın buradaymış, kaldırdık. Ne oldu? Yazılarımız ortalandı. Text transform vardı. Şöyle text transform kapitaliz dersek baş harflerini büyük yapar. Bakın. Normalde bu büyük mü? Bakalım. Mesela mesajlar diyor. Profili P'yi küçük yapalım. P'yi de küçük yapalım. Diğer profil güncelledeki P büyük olsun. Bakın sayfaya geldiğimizde yeniliyoruz. Hepsinin baş harfini büyüttü. CSS üzerinden yazıları büyütebiliriz. İstersek hepsini büyütebiliriz. Uppercase. Bakın burada küçük harflerin hepsini büyük harflerle yazacak. Bunu da göstermiş olduk. Kapitalize, kapitalist daha uygun olduğunu düşünüyorum. Anket formu giriş yapmadınız. Şifremi unuttum. Anket formu. Anket formunun arka planına bir renk atalım. Renklerle ilgili hiçbir düşüncem yok. O kısmı siz yaparsınız. User'lık form anket. Sadece anketle ilgili bir yer açmış mıyız? Açmamışım. Tamam, şöyle de anda onu açalım. Şöyle değişik bir renk olsun buna. Böyle
şey. Anket label. Anket içerisindeki label demiştik. Bunların içerisine bir margin button 2 piksel dersek ne olacak? Bu miktarda böyle arasında boşluk artacak. Başka ne yapabiliriz? Renk değiştirmeyi gösterdim. Arka plan rengi, yani yazıların büyütülmesi, küçültülmesi. Bakalım kodlarda. CSS ile içten boşluk verme, dıştan boşluk verme, mesafe verme yani. Text decoration ile yazının altında çizgi olup olmaması durumunu gösterdim. Alt satıra kaymayı gösterdim. Yani sayfanın otomatik içermesini gösterdim. Sağdan ve soldan sayfanın noktalanmasını gösterdim. Genişliği gösterdim. Kenar rengi verme. Yükseklik. Arka plan rengi. Listelemelerde liste maddenin giderilmesini gösterdim. Display'i anlattım. Dediğim border radius, not, başka font weight, bold, underline mesela neresi iş olsun, menü U dedi ya, mesela şunu underline dersek ne olur? Bir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü menü içerisindeki A'ları altına çizdim. Underline diye bir özellik yok muymuş? Font, weight, boulder. Boulder varmış, lighter varmış. Neyse, bold kalsın. Bu daha bir özel yapı ama şuradaki A vardı. Bu A harfiyle ne yapıyor? Direkt A, her taraftaki A, hep bütün A'ları, A taglarını seçiyor. Bu ise sadece menünün içerisindeki U, L, L, A değil, içerisindeki A taglarını seçiyor. Bugün bu kadar arkadaşlar. Anket formu, radyo butonu ve labeli gösterdim. Butonu zaten anlatmıştım. Bir daha giderse inşallah konuşuruz.